Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TTT Geometri Kampı'nın 29. haftasının 3. videosundayız. Koni konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Koni'yi 2 videoda halledeceğiz. Ve ilk videomuzda hemen bakıyoruz kitabımızda. Sayfa numarası 269, 270 ve 271'i işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Bu konuya başlarken hep şu espriyi yapıyorum. Bu konuyu kolay bir konu. <laughs> İdare edin ya. Vallahi çok Bayat bir espri ama çok seviyorum ya. Gerçekten kolay bir konu. Bu konu kolay bir konu. Ya bu yaşta adamdan da artık böyle esprileri artık idare edin Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten öyle arkadaşım. Çünkü bak tanımı. Ya pi pi piramit gibi aslında. Şöyle baktığınız zaman konuşamıyorum ya. Şu espriden sonra konuşamıyorum. Neyse arkadaşlar idare et. boş ver Tamam ders amaçlarken güzel bir şekilde başladığımızı farz edelim. Tabanı da ayrı olan bir piramit gibi düşün bunu. Tamam mı? Dik piramitten bahsedeceğiz. Dik piramit. Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor yükseklik. Tabanı daire olan bir piramit. Ee, ne oluyor? İşte bu çıkıyor arkadaşlar. Tabanı daire olan bir piramit gibi düşündüğümüz var. Ya da bir düzlem içindeki dairenin her noktasını düzlem dışındaki bir noktayı birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği geometrik şekli. Arkadaşlar işte bu. Dairenin her ile birleştirdiğimiz zaman işte şöyle bir dönel koni dediğimiz bir koni oluşuyor. Şurası L. Burası da L oluyor. A buradan hiç çıkıyor hatta böyle ikizlik çıkıyor. E hocam burada üçgenlerle ilgili hangi konu burada karşımıza çıkacak diye soracak olursanız da bak ikizkenar üçgenle ilgili sorular karşımıza çok çıkıyor. Biraz sonra zaten sorular içerisinde göreceksiniz. Yani ikizkenar üçgenle alakalı soruların sorulabilecek soruların hepsi koni konusunun içerisinde de konik konusunun içerisinde de sorulabiliyor arkadaşlar bize. Evet x kenar üçgen. E, hatta çizilen yükseklik tabanı keş parçaya falan biliyor ya. O yüzden genelde de burada tabana ait yükseklik çiziyoruz ki Zaten tam 3 çizilen yükseklik buraya düşüyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar R yarıçap L ana doğru H da cisim yüksekliği yani koninin yüksekliği olarak adlandırıldığında ilk önce biz neye bakalım? Hacime ve alana bakalım. Hacim dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Bütün prizmalarda hacim taban alanı çarpı yükseklikte. Bu şekilde bilecektik. Taban alanı çarpı yükseklik ama ay dediğimizde yani ucu sivri olan şekillerde yani ayağınızla bastığınızda batıyorsa ne diyoruz? Bölü 3 diyoruz. Konide de ucu sivri mi? Sivri. E, o zaman bölü 3 diyeceğiz değil mi? Ya o zaman taban alanı pi kare çarpı h bölü 3 olacaktır hacim. İşte hacim dediğimiz şey taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Böyle bir pi kare h bölü 3 olarak ezberleme. Genel formül taban alanı çarpı yükseklik ucu sivriyse bölü 3. Bitti gitti. Alana gelelim şimdi ama alanı gelmeden önce şunu söyleyeyim. Önce bir açık vaziyetini göstereyim. Hop şöyle büyüttüm kendimi. Bir daire tabanı daireye. Daireyi açtığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Şöyle tepede de bir nokta var. Hop açtım. Bak hop açtım. Şöyle geleyim. Hop açtım. Tepede de bir noktada birleşiyor. Şöyle bir daire dilim mi oluyor? Evet. Bir de burada kapak var. Bak daireyi açmadan önce dairenin çevresi. Hop açtığım zaman da şurası da dairenin çevresini kapatmıyor mu? Yani bak dikkat et. Şurası şurasıyla çakışmıyor mu? Evet. Yani aslında buradaki uzunluk neye eşit? Bu dairenin çevresine eşit değil mi? Evet. Aklımızda bulunsun. Yani burası ne olacaktır arkadaşlar? 2 pi r kadar olacaktır. Peki şimdi normal hale geleyim. Arkadaşlar ilk önce biz ne yapacağız? Bu açık vaziyette nerede işimize yarayacak? Hani yüzey sorularında, karanca sorularında işimize yaramıyor mu? Evet. Şimdi açtığımız zaman bu merkez açısı alfa ise eğer alandan bahsediyoruz şimdi. Alan dediğim şey taban alanı pi kare artı yanal alan. Hocam şöyle taban alanı artı yanal alan. Taban alanı basit pi kare. Yanal alanda bulaşık deterjanı markası olarak aklında bulunsun. Yanal alan diğerlerinde neydi? Taban çevresi çarpı yükseklikti değil mi? Dütün pirizmalarda öyleydi. Ama burada ne var? Piril. Bulaşık deterjanı markası. Eskiden hep piril, piril vardı. Şimdi fehir mehir var da. Ee, ama eskiden biz daha iyi aklımızda tutuyorduk. Piril. Ama senin de aklında kaldı herhalde. Ya da bazen T diyorlar buraya. Pirit diyorlar. Pirit. Hani şu e, tutkal var ya o şekilde de denilebiliyor. Neyse. Ya hocam bu yanal alan öyle mi acaba? Piril mi acaba? Ya da piril nereden geliyor hocam? Arkadaş öncelikle yanal alan dediğimiz şey aslında şu. Hocam bu dilimin alanı değil mi? Evet. Yani pi l kare alfa bölü 360 aslında burası. Evet. Pi l kare alfa bölü 360 aslında. Bu şekilde de yanal alan diye söyleyebilirsin ama pi nereden geliyor? Hocam bir de yay uzunluğu çarpı hani şunu hatırlatayım. Şöyle bir şey olduğu zaman burası x burası y ise bunun alanı x çarpı y bölü 2 değil miydi? Evet. E o zaman burası 2 pi r çarpı l bölü 2 olmaz mı? Aynen öyle. 2 pi r çarpı l bölü 2 de aynı zamanda yan alana eşittir. Bak yan alana ne oldu? Pirile eşit oldu. Vay. Piril. Gerçekten piril. Yani aklında tut bunu. Peki. Bir de konide olmazsa olmazımız bir formül daha var. O formülde ne? R bölü L alfa bölü 360. O da nereden geliyor? Bak yan alan pi L kare alfa bölü 360 dedik. Bir de yan alan ne çıktı? Piril çıktı. Bunları eşitleyecek olursak pi L kare alfa bölü 360 ile R çarpı L ya da piril bu değil mi? Piril. Birbirine eşit ya. Piler nanay. L'lerden bir tanesi nanay. L'yi buraya at. Alfa bölü 360 neye eşit oldu? R bölü L'ye eşit oldu. E o zaman bak R bölü L alfa bölü 360. İşte bu. Yani bizim şurada bilmemiz gereken şey ne? Hacim taban alan çarpı yüksek bölü 3. Alan taban alan artı yan al alan. Pire kare artı piril bir de ne var? R bölü L alfa bölü 360. Olmazsa olmazımız ÖSYM de bunu gerçekten buna özen gösteriyor ve soruyor. Lütfen ama lütfen. Buna dikkat. Tamam. Konu anlatımı bu kadar. Hadi gel seninle birlikte sorulara bakalım. Taban alan 36 pi birim kare olan ve ana doğru parçasının uzunluğu 10 olan. Arkadaşlar tabanı daire ya. Hop şöyle çizelim isterseniz. Şöyle şöyle. Pi R kare eşittir 36 pi ise pi'lerden alay. R kare 36 ise R'yi buradan 6 buluruz. Yarı çapa 6 oldu. Ana doğrusu da neymiş? 10'muş. Bir dik koninin taban, tabanından alınan bir noktanın tepe noktasına olan uzaklığı hangi aralıkta olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar tabandan yani şu taban düzleminden bir nokta alacakmışım. Tepe noktasına gidecekmişim. İşte bu noktalar en fazla 10 olabilir. Bak 10. Sonra ondan daha küçük. Bak şuradan alırsam ondan daha küçük, daha küçük. Daha küçük, daha küçük. Bu noktanın bu düzleme olan en kısa uzaklığı da 8 değil midir arkadaşlar? Çünkü yükseklik değil midir daha doğrusu? Evet. O yükseklikte altı, 8, 10 üçgenler 8'dir. O zaman en büyüğü 10, en küçüğü de 8. O zaman Buradaki tepe noktasına olan uzakları tabandan alınan bir noktadan tepe noktasına olan uzakların hepsi ne oluyor arkadaşlar? Bak böyle 8 ile 10 arasında mı oluyor? Aynen öyle. O zaman hangi değeri alıyor arkadaşlar? 8 ile 10 arasındaki bütün değerleri alıyor. Yani cevap bu oluyor. İşte buna biz x uzunluğu diyecek olursak x eleman 8 ile 10. 8 de dahil 10 da dahil çünkü o uzunluklarda e, buradaki düzlemler üzerinde oluyor. En kısa uzaklık zaten 8 oluyor. 8 sağlanıyor. 10 da sağlanıyor. Cevap 8 ve 10 kapalı aralık. Geldik bir sonraki soruya. TA 5 kök 2. Ana doğruları birbirine eşit. Burası da 5 kök 2. tane ve koniyi hop tabanları aynı olacak şekilde çakıştırmışız. Koniler üzerinde seçilen iki nokta arasında en, uzaklık en çok 17'ymiş. En çok dediği yer burası değil midir arkadaşlar? İşte tam olarak burası. Hmm. Konide şu yarış yapacak olursam. Şu bizim yükseklik. Bu da bizim yükseklik değil midir? Evet. Aa bu da konu ise şöyle şöyle aslında soru neye dönüştü? Bir deltoide dönüştü hocam. Şurası da kaç? Burası da 17 olduğunu biliyoruz. İşte taban çaplarının uzunluğu da 10 santimetreymiş. O zaman bunun bunlar 5 5. 5 5 kökü ise burası da 5 çıkar. Hocam bunun tamamı kaçtı? 17 idi. Buraya ne kaldı? 12 kaldı. O zaman 5 12 13 üçgeninden burası 13 çıkar. Alttaki konunun ana doğrusu da kaç olacaktır? 13 olacaktır. Cevap 13. Eski konularla alakası işte böyle çıkabiliyor. Bak Şunlar eşit bunlar eşit. Köşegenler dik kesti. Bir deltoid sorusuydu aslında. Geldik örnek 3'e. Evet ABC açısı. ABC açısı şu açının tamamı 135 derece olarak verilmiş. Bu bir koni. 4 kök ise burası da 4 kök 3. 4 ise burası da 4 mü? Evet. E, ne yapacağız burada? 135'i kullanacağız. E, o zaman açıları da alalım. Hocam ben şuradaki açıya A dersem burası da A. Buraya B dersem burası da B. Sonuçta ikiz kenar değil mi bunlar? Evet. İkiz kenarla alakalı bir şey var burada. A, A, B ve 135. A artı B artı 135 eşittir 180 olduğundan A artı B'yi kaç buluruz? 45 buluruz. Hocam 2 iç açı bir dış açıdan 2A burası. 2 iç açı bir dış açıdan 2B burası. Ve A artı B 45 ise 2A artı 2B kaç yapar? 90 yapar. 2A artı 2B 90 ise burada da 90 derece oldu. T1 T2 arasında uzaklık isteniyor. Yap Pisagor'unu. Hocam 4 var. 4 3 var hatta burada. Dik üçgende 4. 4 köküçse köküç katı. O zaman burası 30, 60, 90 üçgendir diyebiliriz. Direkt ya da Pisagor bağıntısından x'e de ulaşabilirsin. Ya da kısa yoldan yapabilirsin. İşte 4 çarpı e 1, 4 çarpı e kökçüden dolayı. E hocam burası 30, burası 60 derece olmak zorunda. 30'dan 60'a geçiş kökü kat. O zaman 30'u karşı 4 ise 90'ı karşı da kaç yapar? 8 yapar. Dolayısıyla x zorunluğunu 8 olarak buluruz. Tamamıyla yine bir ne sorusu arkadaşlar? Eski bilgileri kullandıran sorular. Yani ikizkenar üçgen sorusu. Geldik bir sonraki soruya. Şekilde tepe noktaları A, ana doğruları AB ve AE olan, AB ve AE olan dik konular BAE noktaları doğrusal olacak şekilde, BAE doğrusal olacak şekilde konmuş. E hocam burası ana doğrusu 10 10. Yani bunun ana doğrusu kaç olduğu zaman? Şöyle tam orta noktaya gelmiş 5 5. Hatta burası da 5 çıktı. Şimdi yeşil koninin çap uzunluğunun mavi koninin çap uzunluğuna oranı 3 bölü 8. Yani 3 bölü 8. Arkadaş burada x kenar ya çizdim bir yükseklik. Hocam bu da ikizkenar kenar ya. Çizdiğim bir yükseklik. Tam böyle iki eş parçaya böler değil mi? Şimdi ne oldu burada? Burada çap uzunlukları oranı 3 bölü 8. Yani birininki 3K iken diğerininki 8K'ymış. Şurası 8K'ymış arkadaşlar. Çap uzunlukları oranı 3 bölü 8. Yani yarı çap uzunlukları oranı da 3 bölü 8 demek. Yani buraya çapa 3K, buraya 8K diyeceğime. Yani ya buraya 6K'ya 16K demiş gibi olduk yani. Yarı çapları oranı da şey olacaktır. E ne yapacağız burada? Hocam şu ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda oldu ya. Bu bir açıortaydır Bu da aynı şekilde açıortaydır. ortaydır. A, A, B, B dersek 2 artı 2, B, 180 ise A artı B, 90 derece yapar mı? Yapar. Oo, bak burası ne çıktı? 90 derece çıktı. Şurası 90. Hocam 90'a 90. Ne güzel. 90'lar ama da uçuşuyor. E dal alfabete ya. Dal kardeşim alfabete ya. E, buraya alfa dersem. Çünkü oran da vermiş burada. Buraya beta dersem. Beta 90'sa burası alfa oldu. Alfa 90'sa burası beta oldu. Yani senin bu üçgenle bu üçgenle oldu, benzer oldu. Hatta 90'ın karşısı 5 ken 90'ın karşısı 10. 1'e 2 oran var. O zaman burada beta'nın alfa'nın karşısı 3 ise burada da alfa'nın karşısı 1'e 2 orandan 6k'dır. 6 8 10 üçgeninden burası 10k yapar. O zaman k'yı kaç buluruz? 1 buluruz. E bizden ne isteniyor? Kolilerin taban dairelerinin merkezleri arasındaki uzaklık. İşte bu isteniyor. Şimdi dikkat. k'yı 1 bulduysak o zaman burası kaç çıkar? 6 çıkar. Burası 6. Hocam K1 bulduk ya 3. 3, 5, 3, 4, 5 üçgenden burası da 4 çıktı. Ve burada bir Pisagor bağıntısı yapacağım. 4 var 6 var x var. Yani x'in karesi 4'ün karesi artı 6'nın karesi. 36 artı 24'ten kaç çıkıyor? 36 artı 16'tan daha doğrusu 52. X de kök 52 yapar. Kök 52 de nedir? Bu 4 çarpı 13 olduğundan dolayı 2 kök 13 çıkar? Evet x de böylelikle 2 kök 13 olarak buluruz. Yine bir ikizkenar üçgen sorusu değil miydi arkadaşım? Evet. Geldik örnek 5'e. Taban çapının uzunluğu ile ana doğru parçasının uzunluğu birbirine eşit olan hemen çiziyoruz. Hop şöyle bir koni çiziyoruz arkadaşlar. Soruyu anlayabilmek için. Taban çapıyla koniyi birbirine eşitmiş. Ana doğrusu birbirine eşitmiş. Hemen taban çapını çizelim. Hop şöyle çizdik. Hocam bu bununla eşitmiş. E bu da bununla eşit. A eşkenar üçgen çıktı. Dikdairesel koninin taban alanının yan alanına oranı nedir diye soruluyor. Tamam şuraya r r dersem hocam burası da r burası da r. E, taban alanı nedir arkadaşlar? Ne diyor? Bir dakika. Eşit olan dik dairesel koninin taban alanının yan alanının oranı. Taban alanı pi r kare artı yan alanda pirildi. L dediği de 2 r evet şey değil mi? Pi r l. L dediğimizde 2 r değil mi? Evet. İşte bu. Gitti bunlar. R kareler de gitti. Cevap ne yaptı o zaman arkadaşım? 1 bölü 2 yaptı. Güzel bir soru. Cevap 1 bölü 2 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Taban yarı çapı 3 cm olan dik dairesel konunun hacmi verilmiş. Hemen şöyle şekli çizeyim ve olayı anlamaya çalışayım. Yarıçap kaçmış? 3. Pi r kare çarpı h bölü 3. Bölü 3'ü unutma sakın. Ne eşitmiş? 12 piye eşitmiş. pi eşitmiş. Pi'ler nanay. 3'ler nanay. 3 h 12 ise da buradan 4 bulduk. Evet. H 4. 3 4 5 üçgeninden burası 5 çıktı. Koninin yanal alanı. Ya la la ne eşit? Pi re le. Ya e, piril. Bu da çıktı Cevap 15 pi çıktı. 6. soruda. Geldik 7'ye. Ah güzel bir soru. Tam da sınavda çıkmaya aday bir soru. Ayrı tuzunlukları eşit şekildeki gibi verilen yani 20, 30, 10 dikdörtgenler piyazması şeklindeki tahta parçası yontularak bir dikdairesel konu yapılıyor. Buna göre oluşabilecek konilerden en büyük olanın hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaş Öyle bir konu yapacağım ki en büyük olacak şekilde yapacağım. Ben konuyu nasıl seçebilirim? Konuyu şu şekilde seçebilirim arkadaşlar. Öncelikle şurası kaç? 20. Tamam burası 20. 30. 30. Buranın 20 olduğunu biliyorum. Buranın da kaç olduğunu biliyorum arkadaşım. Buranın da 30 olduğunu biliyorum. Ben konuyu şöyle seçebilirim arkadaşım. Hocam koni şu şekilde. Burası da 10. Burası da 10 değil mi? Evet tabanını şu düzlemde seçebilirim. Ya da bu düzlemde seçebilirim. Ya da bu düzlemde seçebilirim. Öncelikle tabanını burada seçersem eğer. Taban burada seçilecekse en büyük koniyi yap bakalım. Hop daire, en büyük daire bu. Şu ikisine teğet olacak değil mi? Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektikten dolayı yarıçap kaç olur? 5 olur. O zaman tepesi de burada olacaktır. Bizim konimiz bu şekilde mi olacaktır? Evet. Yani koninin yüksekliği ne yapar arkadaşlar? 30 mu yapacaktır? Aynen öyle. Yarıçap 5 olan, o zaman yarıçapı 5 olan, yüksekliği de 30 olan bir koni yaptı arkadaşlar. Pi r kare çarpı yükseklik bölü 3 değil midir arkadaşlar koninin hacmi? Taban alanı pi re kare çarpı yükseklik bölü 3. Ya bu şekilde olacaktır koninin en büyük hacmi. Bakalım kaç çıkıyor buradan deneyelim. Sadeleştirdik. Burası kaç oldu arkadaşım? 10 oldu. 250 pi yaptı. Evet böyleyken biz sonucu 250 pi buluruz arkadaşlar. Tamam. Eğer tabanımız buradayken 250 pi çıktı. Evet tabanımız buradayken arkadaşlar taban böyle olursa eğer taban bu yüzeyde ise en büyük daire de şu şekilde olmaz mı? Olur. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Yarı çap kaç oluyor? 5. 5. Yükseklikte şurası olmuyor mu? Yani 20 olacak. Yani yarı çapı 5. Yüksekliği de 20 olan. Zaten yarı çapı 5. Yüksekliği 30 olan daha büyük bundan. Biz yine de bunu hesaplayalım istersen. Pi R kare çarpı yükseklik bölü 3 olacak. Bu da kaç yaptı arkadaşım? 25. Ee, kaç yapıyor? Evet 25. 25 ile 20'nin çarpımı 500 pi bölü 3 mi yapıyor? Evet. İşlem hatası yapmadık değil mi? Oluşabilecek konilerden en büyük olanın hacmi nedir diye soruluyor bize. Bu da 25 bir dakika ya kafa gitti vallahi. 250 500 pi bölü 3. Evet 500 pi bölü 3 yaptı arkadaşlar burası. Tamam. Bu şekilde olduğunda. Bir de başka nasıl olabilir arkadaşlar? Tabanı bu düzlemde olabilir. E, bu düzlemde olacaksa bak 20'ye 30 ya. O zaman 20'ye 30 olduğuna göre şöyle şunlara mı teğet olacak arkadaşlar? Bunlara teğet olacak şekilde Konimiz bu şekilde olabilir. Yüksekliğimiz kaç olacak? 10 olacak. Yani yarı çapı kaç olacak? Merkezde çektik. Yani burası 10 yaptı. Yarı çapı 10, 10. Yarı çapı 10. Yüksekliği de kaç olan? Yüksekliği de 10 olan bir daire de olabilir arkadaşlar. Konide olabilir. Yani pi r kare çarpı yükseklik bölü 3. Bu da 1000 pi bölü 3 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Şimdi şunlara bakalım. Arkadaşlar 250 pi mi daha büyük? 1000 pi bölü 3 mü yoksa 500 pi bölü 3 mü? Hocam 1000'in 3'e bölünmüş hali bir kere 300'den büyük. O yüzden bunlardan en büyük hangisi? 1000. O zaman cevabımız 1000 pi bölü 3 mü yapacaktır? Aynen öyle. Çok güzel bir soru. Ne diyordu arkadaşlar? Bir konu oluşturacakmışım. Koni oluşturacaksam ya tabanını burada seçip yüksekliği 30 seçecektim. Ya tabanını burada seçip yüksekliği 20 seçecektim. Ya da tabanını bu düzlemde seçip ee, yüksekliği de tam burada üstünde altındaki şeyden seçecektim böyle. Yani yüksekliği de kaç olacaktı? 10 olacaktı. İşte tam olarak buradaki koniyi şöyle olduğunda oluşabilecek en büyük hacimli koniyi bulmuş oluyoruz. O zaman da cevap 1000 pi bölü 3 çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten kolay bir soru ve sınavda çıkmaya aday bir soru. Konileri bizim çizmemizi istiyorlar. Hocam arka yüzeyden seçemez miydik? Arka yüzeyden böyle bir daire seçip de e, yüksekliğini böyle 30 seçmek zaten ilk başta seçtiğimiz gibi olurdu. Ya da üstten seçtik alttan seçemez miydik? Ya da sağdan seçtik soldan seçemez miydik? Sağdan seçtiğin tabanla soldan seçtiğin taban zaten aynı. Üstten seçtiğin alttan seçtiğin aynı. Önden seçtiğin arkadan seçtiğin aynı oluyor arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir soru. Lütfen buna dikkat edin. Bu ayarda bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Evet geldik örnek 8'e. Aa bu soru da çok güzel bir soru. Şekildeki koni ana doğru parçası zeminde olacak şekilde yan yatırılmıştır. Evet yan yatırmışım bunu. Sonra ne yapmışım? Koninin T köşesi sabit kalacak biçimde zeminde iki tam tur döndürüldüğünde aynı yere gelmek dedim. Vay 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 arkadaş. Ben bunu T sabit ya koniyi döndürüyorum. E, koninin her bir yüzeyi böyle mi devam ediyor? Evet. O zaman koninin yüzeyi bu şekilde bir şey mi oluşturuyor? Taradığı bölge aynen öyle. Yani ne oluşturuyor? Koninin yan yüzeyi hop şöyle bir daire oluşturuyor. Hmm. Koninin T köşesi sabit kalacak biçimde zeminde iki tam tur atarsa yani ben koninin yanal alanıyla yanal alanın iki tam turuyla burayı tarıyorum değil mi? O zaman koninin yanal alanının 2 katı bu pi 6'nın karesine eşit olmaz mı arkadaşlar? Evet. Bak tekrar oku soruyor. Ben bu koniyi döndürüyorum. Yanal alanı 2 tam tur attığında, 1 2 tam tur attığında buraya geliyor. O yanal alanın iki tam tur taradığı alanda, da yarı çapı 6 olan bir daire olmuyor mu? Evet. Yani pi 6'nın karesi neye eşit olacak arkadaşlar? Şu koninin yarı çapına R dersem bunun yanal alanı piril. Piril L'ye eşit. Ama bundan iki tanesine eşit değil mi? Evet piler nanay. Altılardan bir tanesi nanay. 2R 6 ise R'yi buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Evet koninin yarı çapını kaç bulduk? 3 bulduk. Burası da 6 ya. Hop yükseklik. Hocam 90'ın karşı 6, 30'un karşı 3'tür. 60'ın karşı da 3 köküç çıkar. Yüksekliği 3 köküç buluruz. O zaman hacim dediğimiz kol, kısım kolay. 1 kare çarpı yükseklik 3 köküç. Bölü 3'ü unutma. Ucu sivri olan şekillerde bölü 3 yapıyoruz. Şunlar şunlar sadeleşti. O zaman 9 köküç pi yapar. Cevap. Bu soruda çok mükemmel bir soru. Zor bir soru değil. Lütfen dikkat. Soru daha sana şeyi söylüyor. Yanal alanı böyle iki tur gidiyor yüzeyde. işte bu şu daireyi tarıyor yanal alanının iki turu dairenin alanına eşit dedik ve çıktı. Gerçekten bu ayarda da bir soru çıkabilir. Lütfen dikkat. Dikkat dikkat. Güzel bir soruydu. Geldik örnek 9'a. Şekildeki dik dairesel koninin taban merkezinin ana doğrusuna olan uzaklığı 4 birimdir. Şimdi şuranın buraya olan uzaklığı 4 birim olarak verilmiş arkadaşlar. Ana doğrusuna olan uzaklığı. Hocam buradan e buradan da dışarı Aynı şey fark etmez. E arkadaş o zaman şurada bir şey yapalım. Bu tam böyle buraya geldiği zaman zemine dik oluyor. Hatta sen bunu da böyle çizsen burada karşına ne çıkıyor? Şöyle bir dik üçgen çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet. Tamam şurası 4 birim olduğu söylenmiş bana. Koninin hacmi en çok kaç birim küptür diye soruluyor. Allah Allah niye en çok kaç birim küptür diye soruluyor. Şimdi burası 10 mu? 10. Buraya A dersen burası 10 A mı oldu? Evet. Şimdi burada ne var? Dikten dik çizildi öklet. 4'ün karesi eşittir. A çarpı 10 eksi A. Hocam burada çarpanlar ayıracağız. E, 2 çarpı 8 sağlanıyor hocam. Ama 8 çarpı 2 de sağlanıyor. Çarpanları ayır daha net bir şekilde. Yani A hissederek yapabilirsin ama dikkat et burada koninin hacmi en çok kaçtır diye soruluyor. A'nın değerine göre değişecek o zaman. A'nın 2 değeri var. Zaten A yerine hisset 2 yazdığın zaman 2 çarpı 8 de oluyor. 8 yazarsan 8 çarpı 2 de oluyor. Biz çarpanları ayırarak yapalım. 16 eşittir. 10 A eksi A kare yaptım. Atalım öbür tarafa hepsini. A kare eksi 10 A Artı 16 eşit 0 yaptı. Eksi 8'e eksi 2 dersem. A eksi 8 ve A artı A eksi 2 çarpı 0 oldu. Bu eşit sıfırsa A 8 olur. Bu eşit sıfırsa A 2 olur. Peki şimdi A yerine 8 koyarsam bak A yerine 8 koyarsam A yerine 8 koyduğumda mavili yapayım. 4 8 ise burası 4 kök 5 yapar. O zaman burası da kaç yapıyor arkadaşım? 8 koyduğumda 2. 2 4 ise burası da 2 kök 5 yapar. A yerine 8 koyduğumuzda Yarı çap 4 kök 5 yapar. Yükseklik 2 kök 5 yapar. O zaman koninin hacmi. Hacim ne yapıyor o zaman arkadaşım? Pi r kare 16 çarp 5 80. Pi r kare çarpı yükseklik 2 kök 5 bölü 3 mi yapıyor? Yani 160 kök 5 bölü 3 yapıyor. Ya da arkadaş biz burada a yerine 8 yazdık. Bir de a yerine 2 yazalım bakalım. Belki hacim böyleyken de. Yani burada a'nın 2 değeri çıkıyor ya. 8 yazdığımızda bu çıktı. Bir de 2 yazalım bakalım. A yerine 2 yazarsam burası 8 yapar. 2 4 ise burası 2 kök 5 yapar. Burası da kaç yapar? 4 8 ise 4 kök 5. A yerine 2 yazdığımızda yarı çap 2 kök 5 yapıyor. Yükseklikte 4 kök 5 yapıyor. O zaman pi r kare 2 kök 5'in karesi yani yazalım hadi 2 kök 5'in karesi çarpı yükseklik 4 kök 5 bölü 3 mi yapacak? Evet. Bu kaç yapıyor? 4 4 kere 5 20. 20 ile de bunu çarptığınız zaman 80 kök 5 bölü 3 yapıyor arkadaşım. E peki burada hacim ne geldi arkadaşlar? 80 kök 5 bölü 3 geldi. Peki A yerine 8 yazdığımızda 160 kök 5 bölü 3 gelmişti. E bunlardan A'yı hangisi seçersek o zaman? 8 seçersek hacim daha büyük gelmiyor mu? Evet yani cevabımız o zaman 160 kök 5 bölü 3 oldu. İşte burada koninin hacminin en çok kaç olduğu soruluyor bize. A yerine 8 yazdığımızda cevap 160 kök 5 bölü 3 çıkıyor. İki değer çıktığı için en çoku sorulmuş bize. Cevap 160 kök 5 bölü 3. Bu da güzel bir soruydu. Geldik 10. soruya. Evet burada bir şey öğreneceğiz. Şimdi bir şey etrafında döndürmeden bahsedeceğiz. Döndürme soruları. Arkadaşlar döndürme soruları. Burada başka bir döndürme var mı? Yok. Şimdi ben sana birkaç antrenman yapayım. Bak. Şurada bir antrenman yapalım de bir. Döndürme derken silindirde döndürken. Yani dikdörtgeni döndürken ne yapmıştık? Simetriğini almıştık. Böyle yuvarlakları koymuştuk değil mi? Evet. Şimdi seninle birlikte bir antrenman yapalım. Şöyle bir yamuk şeklinde bir yapı var elimizde. Bak şöyle bir dik yamuk olsun elimde. Tamam mı? Ben bu dik yamuğu şunun etrafında döndürürsem. Neyin etrafında döndürürsem mesela? Şunun etrafında döndürürsem mesela. Hocam ne çıkıyor karşıma? Bak 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 dikkat. Şöyle şöyle şöyle. Şu geliyor. Dikey etrafında dönücü yuvarlaklar yatay. Hop kesik koni çıktı. Peki aynı dik yamuğu ben şunun etrafında döndürürsem. Şunun etrafında döndürsem. Simetriğini alıyorum. Dikey döndürme. Uç noktaları hop şöyle yuvarlak koyuyorum. Hop koyuyorum. A silindir artı ne çıktı arkadaşım? Koni çıktı. Başka aynı dik yamuğu ben şunun etrafında döndürürsem eğer şu dik yamuğu bu sefer şunun etrafında döndürürsem simetriğini alıyorum böyle katlaması böyle döndürüyorum çünkü. Hop şöyle bir şey çıktı. Hocam uç noktalar. Dikey döndürüyorum. Hop şöyle. Hop şöyle. A bu sefer de silindirin içi oyulmuş çıktı. Gördüğün üzere. İşte böyle. Burada da ne soruluyor bize? BC etrafında 360 derece döndür. BC etrafında döndüreyim. BC etrafında 360 derece döndürsem. Şeklin böyle simetriğini alacağım. Simetriğini al önce BC'ye göre simetriğini al. BC'ye göre simetriğini alınca şeklimiz bu yaptı. Sonra uç noktası bu buraya gelecek. Döndürürken yatay doğru da yuvarlaklar dikey olacak. Hop şöyle oldu. A yarıçapı 4 olan yüksekliği de 9 olan bir koni çıktı. Bunun hacmi isteniliyor. 360 derece döndürdüğüm zaman tam konu çıkıyor. 180 derece döndürsek mi yarım konu çıkacaktı. O zaman pi hacim ne oluyor? Pi r kare çarpı yükseklik bölü 3. Şunlar şunlar sadeleşti. 3 16 çarpı 3'ten 48 pi gelir. Hacim. Evet. döndürmede bu şekilde. Ve geldik örnek 11'e. Öncelikle beni bir dinle. Arkadaş bu soruyu sen yapar mısın? Çünkü bak yeni nesil. Katı cisimlerde de yeni nesil. Şekli senin oluşturmanı istiyor. Senin hayal gücünü istiyor burada. Bakalım oluşturabilecek misin? Oluşturan arkadaşları da merak ediyorum. Oluşturmayanlar da yazsın yorumda. Nasıl bir soru olduğunu da yazabilirsiniz. Gerçekten bence çok güzel bir soru. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Zor bir soru aslında değil ya şöyle bir bakınca. Gerçekten zor bir soru değil. Bence yapabilirsiniz. Bakalım burada böyle bir şey oluşturabilecek misiniz? Siz buradaki deliği oluşturabilecek misiniz? Merak ediyorum. Şimdi ben çözüme başlıyorum. Şimdi bir matkapın tanımını yapmışım burada. Bu matkap şöyle ucu bu şekildeymiş. Dönerek duvara deliyormuş. Deldiğinde 8 santimetre derinliğinde bir delik açıldı da deliğin yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Öncelikle şu şekli ben biraz büyüteyim şurada. Şunun üzerinde yapayım hamlemi. Sen belki de burada bir hamle yapacaksın. Bak şimdi dikkat et. Şurada daha büyük bir şekilde gör ki işin kolaylaşsın. Sen burada ne yaparsın? Hocam bu içeride bir delik açtığı zaman büyük ihtimalle hani bu böyle e, yatay bu doğru boyunca dö dönecek ya Şöyle bir dönüş yapacak Şöyle bir üçgen olup Hocam bunu döndürdüğün zaman da şöyle bir koni sivri noktaları böyle dikey bir koni yaptığın zaman E hocam bir koni burada bir koni burada Deyip belki işlem yapmışsındır ama Böyle de değil İki tane koninin yan alanı değil arkadaşlar Hatta belki şunu bile alabilirsin hocam burası 3 santimetre ya Toplam 8 santimetre ol olacak şekilde böyle belki ee, burası 3 santimetre burası da 5 santimetre olacak şekilde bir koni de diyebilirsin ama bu değil. Bak şimdi dikkat dikkat dikkat. Dikkat. Arkadaş öncelikli olarak şöyle ikiz ya bir dik çizsem. Dik çizdiğim zaman ne yapıyor? Tabanı iki parçaya bölüyor. 3 santimetre kısmı duvarın içine girdiği zaman ne oluyor? Hocam bu dönerek girecek ya. Şunun simetriğini alıyorum şöyle. A, bir koni oluştu. Nasıl bir koni oluştu? Şöyle bir koni oluştu. 3 santimetre girdiği zaman. Duvara. 3 santimetre girince şöyle bir konu oluşturdu. Şöyle bir konu oluşturdu. Peki sonra bu dönerek böyle hareket ediyor içeriye. Dönerek hareket ettiği zaman böyle bir konu oluşturarak mı gider? Hayır. Nasıl gider? En son burada şöyle bir delik açıldı mı kardeşim? Açıldı. Bu içeriye aynı deliği böyle açarak gitmeyecek mi? Gidecek. Yani sonrasında bu delik aynen böyle devam edecek. Şu kısım yine şu sivri kısım böyle dönerek gidecek. Bu dönerek gittiği için de şöyle bir silindir oluşturmayacak mı arkadaşlar burada? Evet. Yani burası tamam. En sondaki 3 birimlik kısmı şöyle üçlük bir konu oluşturuyor. Ama buradaki kısımlar zaten bir silindir oluşturmuştu. Duvarda da böyle bir silindirik bir delik açmaz mı böyle? Açar. Yani şurası 3 santimetre olacak şekilde. Sonra gerisi de 5 santimetre olacak şekilde. Toplamda 8 santimetre. Yani şuranın silindirin yüksekliği kaç oldu? 5 santimetre oldu. E konide de şurası kaç? 3 değil mi? 3, 5, 3, 4, 5 üçgeni. Silindirin yarı çapı da kaç oldu? 4 oldu. O zaman içerideki delik silindirin hocam taban alanı yok. Çünkü burayı deldik değil mi? Burayı da deldik mesela. Burası da yok. Silindirin yanal alanı var. Yanal alan neydi silindirin yanal alanı? Şöyle açtığınız zaman ne yapıyordu? Bir dikdörtgen yapıyordu. Hatta burası 2 pi r kadar oluyordu. Ya da taban çevresi çarpı yükseklik ya. Yani 2 pi r taban çevresi. 2 pi r dediğimiz 4 çarpı yükseklik 5. Evet silindirin yanal alanı bu. Bir de içeride koninin yanal alanı var. Koninin yanal alanı da nedir? Piril. Pi çarpı yarıçapı 4. L'si de 5. 4 çarpı 5 olacak. Yani 5 kere 4 20 40 pi artı 20 pi. Cevabımız böylelikle 60 pi yapar. Nasıl soru? Bence çok güzel bir soru arkadaşlar. Şöyle büyüterek de yaptık burada. İçerideki delik silindir artı koni şeklinde oldu. İşte böyle. Katı cisimlerin de yeni nesil sorusu böyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. ÖSYM çünkü katı cisimlerle ilgili çok orijinal sorular soruyor. Bence bu da orijinal sorulardan biri. Gerçekten hoş bir soruydu. Evet örnek 11'i 61 bulduk geldik örnek 12. Ne diyor soru? Yarı çapı 4 santimetre olan yarım daire şeklindeki bir karton kıvrılarak ağza açık bir dik dairesel konu yapılıyor. Hmm. Şöyle bir koni şey var yarım daire var. Hocam ben bu yarım daireyi kıvırarak bir konu yapacağım koni yapalım bakalım. Şöyle bir konu. Ağzı açık bir koni. Normalde koninin açılımı neydi arkadaşlar? Yukarıda göstereyim. Koninin açılımı bir daire dilimi bir de kapak olacaktı. E daire dilimimiz bu sefer daire dilimi verilmiş. Daire dilimimiz yarım daire. Kıvırıyorum. E daire diliminde burası alfa ise burası r ise burası da l ise bizim olmazsa olmazımız r bölü l alfa bölü 360 değil miydi? Evet. Merkez açımız kaç derece arkadaşlar? 180 derece. Konideki burası L, burası da R. Sadece kapak yok. Ağzı açık bir koni yapılıyor. Yarım daireyi kıvır istersen bak koni yapabilirsin. Şimdi o zaman yarıçapı da 4 cm olan bir şey demişti bize. Koninin yarıçapı değil. Bak bu e, yarım dairenin yani L4 yapıyor. O zaman R bölü L 180 bölü 360'dan ben buradan R'yi bulurum. R kaç çıkar? 2 çıkar. R2. L4 ise ben buradan yüksekliğini de bulurum bunun. Pisagor bağıntısından aslında 90 karşı 4 ise 30 karşı 8 60 karşı da 2 kök 3. Pisagor bağıntısından burayı 2 kök 3 olarak bulurum. Şimdi benden hacmi isteniyor. İşte ağzı açık bir koni şapka gibi düşür sadece. Bunun hacmi de pi r kare çarpı yükseklik. Bölü 3 ucu sivri olan şekillerde bölü 3'ü unutmuyoruz. Kaç yapıyor o zaman? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kök 3 pi bölü 3 yapıyor cevabımız. Evet örnek 12'yi bu şekilde bulduk. Geldik örnek 13'e. Hmm. Bu sefer de böyle verilmiş. Yarı çap uzunlukları 25 santimetre olan O1 ve O2 merkezli daire dilimi şeklindeki karton kıvrılarak konu yapılıyor. Evet. Bunu kıvırdım. Bunun merkez açısı alfa. Bunun merkez açısı da şurası. Bak dikkat burası değil. Dolu olan kısmı burası. Bunun merkez açısı da burası. Peki kıvırarak yarıçapları da 25 santimetre. Şöyle konu yapmışım. Ve ucuca getirmişim. Tamam. Kıvrılarak konu yapıldığında konilerden birinin yüksekliğinin uzunluğu diğerinin taban yarıçapın uzunluğuna eşit oluyor. Birinin yüksekliği diğerinin taban yarıçapı. Arkadaş, birinin yüksekliği ya bunun yüksekliği diğerinin yarıçapı ya da şunun yüksekliği diğerinin yarıçapına eşit olacak. İşte aynı şey zaten fark etmiyor. Yani burası R iken şunun yüksekliğine eşit olacak. R'ye eşit olacak. Dur bir de başka neler verilmiş onlara bakalım. Ya da bu yükseklik bunun yarıçapına eşit olacak. Tamam. Konilerden birinin yüksekliğinin uzunluğu diğerinin taban yarıçapının uzunluğuna eşit oluyor. Koniler şekli gibi tepe noktaları çakışık ve taban düzlemleri birbirine paralel olacak şekilde. Şunlar birbirine paralel. Paralelse burası 90 ise burası da 90 derece oluyor zaten tamam. İç içe konduğunda taban düzlemleri arasındaki uzaklık 17 santimetre. Arkadaş şu taban düzlemiyle bu taban düzlem arasındaki uzaklık yani şuradaki uzaklık 17 verilmiş. Peki ben buraya R'ye dersem. Arkadaş e, şuraya R'ye dersem. Hani birinin taban yarıçapı ile diğerinin yüksekliği aynı oluyordu. Yani burası da R olacak. E sonra ne yapacağız burada? Bir şeyler yapacağız. Buna göre diyor şekil 1'deki daire dilimlerinin merkez açılarının oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. o bize 25 de vermişti dur. Şu 25. Hocam şurası 25 ya bak dikkat et. R 17 artı R 25. Vallahi 25'in karesi R'nin karesi artı 17 artı R'nin karesi demeyeceğim. Vallahi 25 var ya büyük ihtimal 7 24 25 üçgendir. R yerine 7 koyarsam bak R yerine 7 koyarsam 7. Buraya da 7 koyduğumda 17 artı 7 24 yapıyor. 7 24 25 sağlanıyor Pisagor bağıntısı. Çok güzel. Burası da 25 ya. A 7 25. Burası da 24 mi oldu? Evet. Sen burada bunun yarı çapıyla bunun yüksekliğini de eşit verseydin yine aynı sonuç çıkacaktı zaten. Herhangi bir şey değişmiyor. Evet bunları bulduk. Şekil 1'deki daire dilimlerinin merkez açılarını bulunuz diye söyleniyor arkadaşlar bize. Şimdi bir tanesinin böyle kıvırdığın zaman bir konu yaptın ya. Konu yaptığında da şunu konu yaptığında mesela burası 25. Burası R. R'yi kaç buldun burada? 7 mi buldun? Evet 7 buldun. Yani burada R bölü L. Alfa bölü 360 değil mi? Evet. 7 bölü L. L'si 25. Alfa bölü 360. Yani buradan alfayı kaç buluruz? Alfa 360 çarpı 7 bölü 25 yapar. Şuraya da beta demiştik. Bunu kıvırdığın zaman da şöyle bir konu yaptı ya burası. Ee, yarı da ne bunun? Bilmiyoruz. E, biliyoruz aslında öğrendik. Bunun yarı çapında 24 öğrendik. Hocam 24 bölü 25 hani R bölü L burası L 25 ya. 24 bölü 25 eşittir alfa bölü beta bölü 360. Beta bölü 360 olduğundan dolayı buradan da ne geldi arkadaşım? Beta açısında ne bulduk? 360 çarpı 24 bölü 25 bulduk. Benden ne isteniyor? Şekil 1'deki daire dilimlerin merkez açılarının oranı nedir diye soruluyor. Ya alfa bölü beta soruluyor ya da beta bölü alfa soruluyor. Alfa bölü beta'ya bakalım. Alfa dediğimiz 360 çarpı 7 bölü 25 bölü beta dediğimizde 360 çarpı 24 bölü 25 yaptı. 360'lar bölü 25'ler gitti. Cevap da kaç yaptı? 7 bölü 24 yapar. Evet cevap 7 bölü 24 oldu. Güzel bir soruydu bu da gerçekten. Şurada çok hoş bir şey çıktı. R, R dedik. İşte 7, 24, 25. Aynı şekilde 7'yi bulduk ya. 7, 25, 7, 24, 25 üçgeni çıktı. Yarı çapı 7 oldu. Yarı çapı 24 oldu. R bölü, L alfa bölü 360'ları kullanınca alfa ve betaları bulduk. Oranladık. 7 bölü 24 çıktı. Çok güzel bir soru. Geldik 14. soruya. Evet. Ben sene 99 ya da 2000 olması lazım. 2000 yılında galiba. Sınava girdiğimde aha da böyle bir dağcı sorusu vardı. Ee, karınca değildi de bir dağ. Koni şeklindeki bir dağın etrafını böyle dolaşınca e, bulunduğu yere en kısa ne kadar zamanda gelir diye sormuşlardı. İşte bu soruyu da ben de karıncaya çevirdim. Şimdi soruda ne diyor? Yarı çapı 5 cm. Ara doğrusunun uzunluğu 20 cm olan koninin A köşesindeki karınca. Koninin yan yüzeyi üzerinde şekildeki gibi ilerleyerek A noktasına geliyor. Bak konuyu açalım. Konuyu açtığın zaman bir daire dilimi olacak mı? Olacak. Hocam burası A burası B demiş ya. Burası A iken burası B mi? Hayır. Konuyu açtığın zaman hop böyle. Bak A noktası burada burada burada. Açtığın zaman A burada A burada. A buradayken açılmış vaziyetinde A burada mı olur? Evet. B nerede oluyor? Ortasında oluyor. Şimdi A'dan başlayıp A'ya gelecek. Hop şuraya gelecek. Peki R bölü L olmazsa olmazımız alfa bölü 360 eşitti. 4'te 1 4'te 1 alfa kaç çıkıyor? 90 çıkıyor. Hocam alfamız 90 çıktı. E burası 27 zaten L'miz değil mi? E o zaman dağcının ya da karıncanın gidebileceği en kısa yol 20-20. 20, 20, 20 kök yapar. Cevap 20 kökki olur. Ve geldik örnek 15'e. Bir patika var burada. Bu sefer böyle geliyor. Bak burada nereden başlayıp nereye gittiği önemli. Yine açılışını yapalım hocam. Açılışını yapıyorum. Hop şöyle. Bak dikkat et. A burada. Açtığın zaman burası da A. T burada. Nereden başladı önemli. A'dan başlayıp nereye geldiği önemli. Bak TB üzerine geliyor. Hocam B neredeydi? Buradaydı. İşte TB burada. R bölü L, alfa bölü 360 4 bölü 12 alfa bölü 360'dan dolayı 3'te 1'e 3'te 1'e alfayı 120 derece buluruz. E tam bir orta noktası ya. Bu yaylar birbirine eşit ya. O zaman burada açılar da birbirine eşit olacak. 120 derecesi tamamı 60'ar er derece yapacak. Bizim eleman nereden başlıyor? A'dan başlayıp nereye gidiyor? TB üstüne gidiyor. Dikkat. Bu götürmeyeceksin. TB üstüne götüreceksin. TB hop TB'ye götüreceksin. 6 birim 6 birim olacak ve şurası da zaten L kaç birimdi? 12 birimdi. İşte bizden şu X uzunluğu isteniyor. Hocam kosinüs teoremi yapalım. Yok ya gerek var mı? Bence yok. Niye? Hocam şuradan bir dik çizersem 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 yapar. O zaman çizilen yükseklik tam burası yapıyor. E o zaman burası çünkü e, yükseklik çizseydim 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 olacaktı. Yükseklik tam buraya düşer. O zaman 30'un karşısı 6 ise burası da 6 kök 3 yapar mı yapar. O zaman buradan buraya en kısa bizden bu uzunluk isteniyordu işte. Tam da öyle orta noktaya gelecek şekilde diyordu bize. O zaman buradan buraya en kısa ne yapıyor? 6 kök 3 yapıyor. Cevabımız böylelikle 6 kök 3 oldu. Ve bu kısmı bitirdik arkadaşlar. Burada biraz yorulduk sanki. Devamını bir sonraki videoya bırakalım. Sonraki iki sayfayı. O zaman bir sonraki videoda koninin devamında kolay koninin yani kolay koninin kolay konu olan koninin devamında ikincisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.